Arkadaşlar ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün bir haberle karşılaştım ve o haberi hemen sizle buluşturmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Milletin Bakanımız Mahmut Özer oldu. Yani çalışmalarına başladı. Yeni çalışmalar var. Bununla ilgili ufak tefek bilgiler var. Geçenlerde de ücretsiz bir test kitabı dağıtımı yani ücretsiz kaynak dağıtımı olacağı söylenildi. En kısa zamanda onlara da sizlere ulaştırılacaktır. Yani sanal değil yani elektronik bir şey değil. Yani kaynak değil. Onlar da var zaten. Onlarda sıkıntı yok. Bir de somut olarak elinizde alabileceğiniz, karalayıp çözebileceğiniz kitaplar var. Onları da sizlere ulaştıracak. Bütün sınıflar düzeyinde olması gerekiyor. Bir veya iki tane şekilde kitaplar oluşacaktır. Yani bu kaynaklarda size faydalı olacaktır. Yani hem sınav çalışması yapan öğrenciler var. LGS tayfa, YKS tayfa. E şimdi bunların e, bu çalışmaları için kitap lazım gerçekten de. O yüzden bu ek kaynaklar çok çok değerli olacaktır. Ek bir bilgi de şu arkadaşlar yeni model yeni modelden bahsediliyor. LGS ve YKS için bakın arkadaşlar. LGS ve YKS sınavları için yeni model. Neler olabilir acaba? Acaba yeni nesil sorulardan kurtuluyor musunuz? Öyle bir soru var mı? Tabii ki hayır. Yani kurtulmanız çok zor. E, yeni nesil sorular hayatınızın içerisinde girdi artık. Hep de olacak arkadaşlar. Siz de zaten yavaş yavaş alışmaya başladınız. Ya hocam ne alışması Allah aşkına zaten daha çözemiyoruz. Zaten moralimiz bozuk. Bir de siz öyle diyorsunuz diyorsunuz. Evet ama evet arkadaşlar alışacağız. Maalesef ki alışacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir haber. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer eğitimde gidilecek yeni düzenlemelerle ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. LGS ve YGS yazmışlar ama YKS olacak biraz eski. E, sınavlara başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını. Yani şöyle köklü bir değişiklik olmayacak. Yani işte o atıpta LGS'yi kaldırma gibi değil. YKS sınavını kaldıracağız gibi diye bir şey değil. Sınavlarınız tabii ki olacaktır. Sınav olacaktır. Ama bunun... Şeyini nasıl söyleyeyim bir iyileştirme yapacaklar Bir eksikler var ya mesela eksik şu en büyük eksik şu bence Sınavın çok zor olması ya yani şu en azından Yani işte tamam sayısalı matematiği çok zor soruyoruz Eyvallah Ama diyelim ki örnek vereyim çocuk belki sayısalda çok iyi değil ama Fende çok iyi e şimdi bu çocuk feni yapabiliyor ama kolay sorduğun için yapamayanlar da Az çalışanlar da feni yapıyor e Bu sefer o feni bilen veya işte Türkçesi sözeli çok iyi olan öğrenciyle ve onu yani nasıl ayrıştıracağız? Ayrışmıyor. En büyük sıkıntı bu aslında. İnşallah bu sıkıntıyı çözerler. Çünkü artık yani ülkemizde matematik bilmeyen öğrenciler de bir yere gelsin istiyoruz. Yani iyi yerlerde olsunlar. İlla matematik bilecek diye bir şey yok ki. E o zaman sen sınav yapıyorsun. O sınavı zorluğunu ayarla. Yani matematiği de zor yap tamam. E matematiği zor yapıyorsan inkılabı da zor yap o zaman. Yani inkılabı çok kek yapmak. In, in, ne bileyim din kültürünü çok kek yapmak. Veya işte Türkçeyi veya işte feni çok kek yapmak. E bu sefer de feni, yani feni çok iyi yapanlar, fene kafası basanlar da sıkıntı oluyor. Hadi eyvallah Adam sözelcidir ama belki matematiği yapamıyor olabilir. E sen matematiği çok zor sorarak, sözeli Türkçeyi çok kolay yaparak e bu sefer ne olacaktır? Sözel kısımda kendini geliştiren öğrenci e zaten diyecek ki ya ben çalışsam da zaten ya, 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 yani yapabileceğim, çalışmasam da yapabileceğim diyor. E zaten adam çalıştı 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 çalışmayan da aynı not oluyor. Bu çok sıkıntı. Umarım bunu değiştirirler. Bununla ilgili e, yazabildiğimiz yerlere yazacağız. Yani e, sesimizi çıkartabildiğimiz yerlere sesimizi çıkartacağız. Sizler de arkadaşlar yorum kısmınıza yani videonun yorum kısmına doldurun yorumlarınızı görelim. Kesinlikle sizler ne istiyorsunuz, ihtiyaçlarınız nelerdir bir onları görelim. Ondan sonraki süreçte. Yani biraz fırsat eşitliğinden bahsedilmiş. Yani biraz daha eğitimi fırsat eşitliğine yakın yapacağız denmiş ama ya yani ne kadar Gerçekçi bilmiyorum e çünkü bir öğretmen var öğrencilerden tabii ki öğrencilerden de kaynaklı oluyor temel öğrenci var çalışkan öğrenci var ama yani gerçekten bildiğimiz çalışkan öğrenciler var şu sorunlar var ya hocam bizim okulda yeni nesil soru çözülmüyor. Şimdi yeni nesil soru çözülmüyorsa biz bu sınava nasıl hazırlanacağız diye şikayet eden var bazıları diyor ki hocam çok iyi yeni nesil sorular çözüyoruz öğretmenimizden Allah razı olsun bizi çok iyi yetiştiriyor. E şimdi hani fırsat eşitliği? Yani bir, bir kişi gerçekten de yeni nesil soru görüp sınava yönelik çalışıyor. Diğeri sınava yönelik çalışmıyor. E hani eşitlik var mı? E yok. E o zaman bu eşitliği gerçekten sağlayabilmek adına tabii ki de e, yani... Bazı öğretmenlerimizi de yetiştirmemiz gerekiyor yeni nesil kısmında. E çünkü çocukların en büyük ihtiyacı zaten yeni nesil soru çözebilmek. Yani sınava bir geliyorsun tamam eyvallah okulda dersler istiyoruz. Karaköklü ifadeler istiyoruz. İşte ne diyoruz? karekök içerisinde 36 diye çıkıyor onları toplarız falan filan ama sınava bir geliyorsun Allah yardırmışlar da yardırmışlar lan ben bunun içerisinden nasıl çıkacağım diyorsunuz o yüzden bu fırsat eşitliği çok büyük bir fırsat eşitliği yani eşitsizliği diyelim aslında bunu da inşallah giderirler. Ya bunlarla ilgili de çalışmalar var. Yani hedef fırsat eşitliği diyorsa bununla ilgili de kesinlikle çalışma olacağını düşünüyorum. Ek olarak da şimdi öğrencilerin tabii ki de ihtiyaçları var. Yani ne bileyim işte kaynak ihtiyacı var. Bir öğrenci mesela diyelim ki belki bir dersten 15 tane kaynak abartmayalım. 3 tane çok da Üç 3 tane kaynak bitiriyor bir dersten. E şimdi durumu olmayan öğrenci nasıl alsın? Bir kitaba bakıyorsun 60 lira 70 lira. E sen şimdi her dersten 3 tane kitap alsan dünya para olacaktır. Bu çocuk Evet yani bu çocuk nasıl o kitaplar erişebilsin. Bununla ilgili de güzel şeyler var. Milletin Bakanlığı herkese ücretsiz bir şekilde kaynak dağıtımı yapacakmış. Bu sorunu da çözecekler ama yeterli mi? Bence tam yeterli değildir. Çünkü yani işte ek olarak biraz daha böyle 2-3 tane kaynak olursa <laughs> seviniriz. Yani kaynakları artırmak gerekiyor. Ya yani bununla ilgili de çalışma var deniliyor. Umarım e iyi çalışmalar olacaktır. Sizlere yöneliktir. Yani dediğim en büyük ya tabii ki LGS ve YKS'nin kalkacağını düşünmüyorum ama e, bu fırsat eşitliğidir. İşte soruların çok fazla zor olması, soruların zorluk şeyleri, oranları çok dengesiz olması bunların hepsini hepsinin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen Evet bunu tekrarlıyorum ama lütfen arkadaşlar siz de yorum kısmında bir yazın bakalım. Sizin ihtiyaçlarınız neler? Sizler neler istiyorsunuz? Bir onları da görmek istiyorum. Ek olarak başka şu ya Jack Jack miş miş değil, icraat yapacağız diyor. İcraat, evet genelde böyle deniliyor ama e, yani konuşmalar çok fazla güzel oluyor, süper konuşuyorlar, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deniliyor ama biraz boşta kalıyor. Umarım boşta kalmaz, İnşallah iyi bir şekilde çalışmalar yapılır. E, eğitimde başarılıyız, evet başarılı mıyız bilmiyorum ama eğitimde gerçekten başarılıyız denmiş. Şimdi arkadaşlar, evet biz eğitimin içerisinde olduğumuz için maalesef ki ben kendimce düşünüyorum başarılı değiliz. Neden başarılı değiliz? Ben 2021-2020 analizlerini yaptığımda LGS'den 300 puan alamayanların sayısı bak sadece 300 puan alamıyorlar bak 300'ü geçemiyorlar. Bu öğrencilerin toplam sayısı 700 bin 800 binlerde ve sınava giren kaç işte 900 bin 1 milyona yakın. Anlaştık mı? Ne hani nerede başarı? Yani 750 bin 800 bin öğrenci 300'ü geçemiyorsa o zaman bu bizim eğitimle ilgili bir sıkıntımız vardır. Yani bunların hepsi mi? Affedersiniz ama salak. Bunların hepsi mi çalışmıyor? Bunların hepsi mi sorunlu? Hayır, 750-800 bin öğrenciden bahsediyoruz. O yüzden maalesef ama maalesef bu çıtayı biraz daha arttırmamız gerekiyor. Şu en azından 300 puanı geçme kısmını biraz arttırmamız gerekiyor. Yani biz bilmiyorum eğitimde başarılı mıyız? Ee, başarılı öğrencilerimiz var. Çok güzel, çok iyi çalışanlar var ama biz bunların sayılarını artmasını istiyoruz. Artsın ya. Neden artmasın ki? Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yeni öğretmene açık kapatma eğitimi. Yani yeni atanan öğretmenlerden biz hiç de şikayetçi değiliz. Gerçekten de canla başla çalışıyorlar. Çok iyiler, çok gayretliler. Aslında biraz daha böyle eski nesil diyelim. Eski nesil öğretmenlerimiz var. Biraz daha onlar kısmında. Yani yeni nesil'e kafa uydurma, yeni nesil'in yeni nesil'e ayak uydurma kısmında biraz daha böyle onlarla ilgili çalışmalar yapılsa çok güzel olur. Ee, yeni her sorunun müfredatla çözülmesi olmaz. Ücretsiz ders dağıtımı tamam. Başka var mı? Yok. Meslek eğitimde yeni modeller oluşacaktır. Bizim için zaten önemli olan LGS ve YKS kısmıydı. Dediğimiz gibi arkadaşlar bunların ayrıntıları gün geçtikçe açıklanacaktır. Ben de sizlere bunları tabii ki de hemen ulaştıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.